yayınından bu akşam sizlere, herkese merhaba diliyoruz. 2017'nin ilk programındayız. Bu ilk programımızda tabii ki 2017'ye girerken maalesef herkes işte bir sonraki yıla yeni ümitlerle giriyor. Bizlerle tabii ki, ama işte dünyada yaşanan, Türkiye'de yaşanan bu terör olayları maalesef bu hislerimizi, bu duygularımızı öne getirmekte durdu maalesef. Üzgünüz. Buradan terörü kınıyoruz. Ve tabii ki tüm dünyada terörü kınıyoruz. Kıbrıs'ta yaşananlar tabii ki ayrı bir durum almış bir şekilde. Umarız bölgede yaşananlar ileriki günlerde daha iyi kabul edilir bir duruma gelebilir diye düşünüyoruz buradan. Evet, Londra'da tabii ki siyasi alan çok sıcak, her zaman olduğu gibi. Burada da esasında devamlı surette işte Metropolitan Polis'in esasında terör anlamında, onlar Metropolis'in de burada her zaman özellikle bugünlerde yine alarmda olduğu devamlı surette haberlerde, devamlı surette basında düşüyor. Umarız bu dünyanın bu terör belasından başı artık kurtulur. Evet, bizler bu akşam eğitimi konuşacağız. Eğitimde çok değerli bir isim, esasında gazetecilikten gelen bir isim ve deneyimli bir matematik öğretmenimiz bizlerle bu akşam. Sanem Şahin Hanım. Sanem Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizinle eskiden de program yaptık. Evet, muhakkak evet. Sizin yaptığınız haberleri de işledik, evet, burada. Evet. Çok değerli haberlere de imzanızı da attınız. Ama bu akşam tabii ki eğitim. Çünkü geldiğinizden beri İngiltere'ye işte öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Ve şimdi matematik öğretmenisiniz. Evet. Dilesem istanıyorum. Siz de hangi okuldayız? Kuzey Londra'da, Enfield'de, Winchmore School'da matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Secondary School'da. Ama dediğiniz gibi önceden beni hani gazetecilik olarak ağırladınız birkaç kere. Şimdi eğitimle ilgili konuşacağız. İkisi de çok önemli ama eğitim herhalde daha önemli. Özellikle günümüzde bu Londra'da yaşayan, Türkçe konuşan toplumun çocuklarında maalesef eğitimin birazcık arttırılması lazım. O yüzden böyle bir program yaptığınız için de ayrıca teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Biz esasında her zaman eğitim konusunda okullarımıza da elimizden geldiğince desteğimizi buradan vermeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, okul yöneten arkadaşlarımız da burada gelip gerekeni, problemlerimizi anlatıyorlar. Konsorsiyum başkanlığı alamıyoruz bu arada, onu da sitemi dile getireyim, evet. Ama inşallah o da gelir bir gün. Ve neler yapıyor diyorlar, projeleri neler dediler, yenile başkan oldular, yeni yönetim var. Neyse, bunlar yani konuşuruz, fakat evet. Dönelim tabii sizi burada matematik öğretmeni olarak, evet, görevlisiniz. Dilerseniz genel bir sistem hakkında bize bilgi verebilirseniz. Tabii ki. Lütfen. Şimdi evet, bu konuda bilgi vermek çok iyi olacak. Çünkü birçok aile bilmiyor sistemi. Şimdi Türkiye'den ve Kıbrıs'tan çok farklı İngiltere'deki eğitim sistemi. Biliyorsunuz çocuklar reception'da başlıyorlar okula ve 6 sene ilkokul eğitimleri var. 6 senenin sonunda, yani Türkiye'deki gibi ara sınavlar yok. Sınıfta sınıf geçme, sınıfta kalma gibi bir durum yok. Gerçi artık Türkiye'de, Kıbrıs'ta da o sınıfta kalma olayları kalmadı ama en azından oradaki çocuklarda biraz daha fazla çalışmaya yöneltme var. İlkokul 6. sınıfta bir çocuğun çarpım tablosunu bilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir Kıbrıs'ta veya Türkiye'de. Ama burada maalesef secondary school'a gelmiş çocuklarda bile böyle problemlerle karşılaşabiliyor. Bu da biraz hani tespit edilememiş bir gevşekliğin olduğunu göstergesi diyeyim. Sistem nasıl? Sınıfın çocuklar SAT sınavına giriyorlar bu. Ulusal bu, bir sınav. Bunun farkındalık yok. Yani değişik bir sistemin için değişik bir eğitim anlayışı var İngiltere'de. Daha çok independent bir eğitim sistemi. Aslında çok güzel düşünülmüş bir sistem bu. Ancak bu her okulda uygulanabilecek bir sistem olmadığı kanısındayım ben bir eğitimci olarak. Şöyle ki, örneğin bir Westminster School'da böyle bir sistem hayata geçirilebilir. Çocukların kendi kendilerine araştırıp kendi kendilerine
bulmaları teşvik edilebilir. Çünkü oradaki çocuklar çok eğitim odaklı çocuklar. Ama bir Kuzey Londra'ya geldiğimiz zaman veya bir Doğu Londra'ya gittiğimiz zaman zaten birçok etnik farklılıklardan geliyorlar. Bile eğitimi bilmiyorlar. Buradaki eğitim sistemini bilmiyorlar. Çocuklarda birazcık hani bu sistemi kullanıyorlar ve birazcık tembelliğe teşvik eden bir sistem haline dönüşüyor. O yüzden aslında ben bir eğitimci olarak Türkiye'deki ya da Kıbrıs'taki, oradakiler de şikayet ediyorlar tabii ki. Orada da evet, çok ezbere dayalı bir eğitim sistemi var diye şikayetleniyorlar tabii ki. Ama oradaki çocuklar buraya kıyasladığımız zaman kesinlikle bir tık daha önler diyebilirim. Sisteme geldiğimde 6. sınıfta sınavlarından aldıkları çok önemli tabii ki. Yani ortaokula başlangıçta okula başladıkları zaman aslında bu SAT sayıyor. Biliyorsunuz İngilizce ve matematik ana subjectler. İlkokulda sınavda bu SAT sınav da fen bilgisi, matematik ve İngilizce. Yani geçtiği zaman ilk sonra ortaokulda da genelde okullar 5 ayrı sete ayırıyorlar çocukları. Ve ortaokula başladıklarında ya top sette, ya ikinci sette, ya üçüncü, dördüncü, beşinci sete gidebiliyorlar. Yani bu SAT sınavları çok önemli. Ve asıl da ilkokuldaki eğitim bütün çocuğun geleceğini belirleyen bir eğitim aslında. Şimdi ortaokulda ne yazık ki eğer zemin sağlam değilse, o zeminin üzerine bir inşaat çıkmak ne kadar mümkün değilse ilkokuldan çok sağlaması o oranda zor oluyor. Olması gereken seviyeye çıkabilmesi o oranda zor oluyor. O yüzden ailelere özellikle buradan seslenmek istiyorum. İlkokulda eğitimlerine çok önem vermeleri lazım. Kesinlikle boş bırakmamaları lazım. Şöyle söyleyeyim, normalde ikinci sınıfta bir çocuğun artık çarpım tablosunu biliyor olması lazım. Yani her şeyin okula bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bizler öyle değil miydik? Bizler Türkiye'de ikinci sınıftayken çarpım tablosunu su gibi bilirdik. Evet, burada evet, mesela çocuk beşinci sınıfa geliyor, hala çarpım tablosunda sıkıntı yaşıyor. Burada birazcık aileye de sorumluluk düşüyor. Yani özellikle dört işlemde hiç problem yaşamaması lazım çocuğun. Yani evde de birazcık yardım gerekiyor ne yazık ki. Evet. O yüzden tabii, SAT sınavlarında çocukların iyi hazırlanmalarından emin olmaları gerekiyor. Yönetmenim bize lütfen uyarsın. Seste bir problemimiz var mı? Yoksaydı devam edelim. Evet, tabii dediğiniz de doğru. Fakat evdeki yardımlar da işte sistemi anlayıp anlamamaktan da geçmiyor mu Sanem Hanım? Onu da irdelediğimizde genelde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Çünkü tabii ki yani tabii ailenin İngilizce seviyesi bir de çok yeterli olmadığı zaman çok da fazla araştıramıyor. Sürekli çocuğum bize ben görüyorum etrafımda da işte oğlum kızım ödevin var mı? Yok. Ödevin var mı? Yok. Bu çocuğa niye hiç ödev verilmiyor? Şimdi özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda çok ciddi bir ödev olayı yok. Ortaokulda da yok. Çünkü dediğim gibi sistem çok farklı. Bizim Türkiye'de veya Kıbrıs'ta burada bile örneğin yok. Biz çocuğa sadece sorulup ödev var mı? Yok. O zaman yoksa yok. Niye yok? Pek bir araştırma olayına girilmiyor. Yani. Halbuki bu eğitim sadece öğretmenlerin... Ama olanlar da zaten ne kadar yardımcı olabiliyor? Bir de orada da esasında yani sıkıntı olabilir demin. Şimdi sadece öğretmen gerekiyor eğitimin. Yani aile, çocuk, öğretmenler hep birlikte ve her okulda da şunu söyleyebilirim. Özellikle Kuzey Londra'da her okulda mutlaka Türkçe konuşan birileri oluyor. Ya öğretmen ya herhangi bir görevli okullarda. Yani İngilizce sorunları olsa bile bu kişilerle mutlaka iletişime geçip detayları öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani dediğim gibi özetle ilkokul sonunda girecekleri çocukların SAT sınavları çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Ortaokuldaki başarılarını belirliyor diyebiliriz. Ve ilkokuldaki eğitimin ne kadar sağlam olmasının, sağlam olduğunun ya da sağlam olmadığının göstergesi bu SAT sınavları. O yüzden
ilkokul boyunca eğer kendi bilgileri yoksa, ki bizim toplumumuzda genelde hani ilkokul seviyesinde herkesin bilgisi var. Mesela bazen şöyle şeyler duyuyorum. Burada çok farklı öğretiliyor. Mesela Türkiye'de Kıbrıs'ta bölmeyi böyle yapıyorduk. Burada farklı kodlar uyguluyor da. Ama siz kendi bildiğiniz yöntemle öğretin çocuğunuz, ama yeter ki öğretin. Sürekli evde toplama çıkarma. Mesela otururken çocukların çarpım tablosu sorsunlar. Hele hele dört işlemde çok sağlam olursa çocuklar diğer konuları daha rahat öğrenebilirler. Yani mesela otururken toplama çıkarma, çarpma, bölme. Hiç önemli değil. Türkiye'de siz nasıl öğrendiyseniz o şekilde öğretin. Hiç fark etmez. Mantık sonuçta aynı. Yani farklı bir şekilde çizgiyi çizmeleri bu sonucu değiştirmez. Elektronda ne yapacak? Yani işin bir de bu tarafı var yani. Pratikte maalesef böyle yani. Siz de biliyorsunuz. Bunları ne yapacak? Yani telefondur, iPad'lerdir, bilgisayarlar. Evet, 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 evet. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Onlar da çok büyük bir sorun. Bizim dönemimizde yoktu bunlar. Şimdi bizim zamanımızda yoktu ama biz sürekli dışarıda oynardık, enerjimizi atardık. Şimdiki çocuklar öyle bir arkadaşları dışarı çıkıp oynama şansları yok. Tek iletişim kurabilirler. O an düşündüğüm zaman... Nasıl bunu pozitife dönüştürebiliriz? Çocukları araştırmaya sevk edebiliriz örneğin. Ya benim de oğlum var mesela. O da şimdi ben tamamen kesemiyorum. Tamamen elinden alamıyorum iPad'i. Çünkü dediğim gibi çocuklar evde yalnızlar hepsi. Bizim zamanımızdaki gibi değiller. O yüzden elbette biraz vakit geçirecekler ama bir kısıtlı zaman verirsek veya o çocukların ilgi duyacağı bir şey, mesela arabalara ilgi duyuyor çocuk. Mesela bununla ilgili bir araştırma yap gibi. Bir takım hani ödevler vererek çocukları oyalayabiliriz belki. Bir de zaman kısıtlaması diye düşünüyorum. Mesela günde evet, bir 45 dakikayla sınırlı kalırsa, tadında bırakılırsa hiçbir problem olmaz. Bir de tabii çocukların hele hele bir de ailelerde İngilizce sorunu varsa, çocuklar YouTube'dan bir sürü şeyler izliyorlar. O izledikleri şeyden çok çirkin konuşma şekilleri öğreniyorlar ne yazık ki. Hele okullarda falan o çocukların konuşma şekillerini duyduğumuz zaman ben açıkçası çok üzülüyorum. Nereden geldiği de belli esasında. Tabii ki. Tabii ki. Hep bu işte... YouTube evet, videolarından çok ciddi argo konuşmalar hep oralardan öğreniliyor. Evde aile ne kadar dikkat ederse etsin iyi terbiye vermek için, bu medya, sosyal medya paylaşımları olsun, YouTube videoları olsun, evet, çocukların konuşmalarını çok ciddi şekilde bozan evet, evet, etkenler. GCSE'lere geldiğimizde. Evet. Ondan sonra ortaokula başlanıyor. 7. sınıfta biliyorsunuz. 6. sınıfın sonunda tabii ki 6. sınıfın sonunda ailelerin ortaokul seçmeleri gerekiyor. Orada da gene bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bazı aileler bir iki tercih yapıyorlar, bırakıyorlar. Evet. Öyle yapmamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka bütün seçenekleri kullanmalılar. Aksi takdirde belediye eğer ilk iki tercih, diyelim ki iki tercih yaptı. Haylandi yazdı, Aşmoğlu yazdı. Başka tercih yapmadı. Ben çocuğumu bu ikisinden birine göndermek istiyorum diye. Evet. Zaten birçok okulun artık hani belli bir bölge içerisindeki öğrencileri kabul ediyor. Her yerden öğrenci kabul edemiyor. Sonra belediye herhangi bir okula, çok da uzak olan bir okula verebiliyor. Kimsenin tercih etmediği okul da verebiliyor. Mutlaka tercih yapmaları gerekiyor. Şiddete tavsiyem o bir tanesine çok girmesi önemli. Ortaokula başladıktan sonra zaten çocuk ilkokulu çok başarılı bir şekilde bitirdiyse aynı şekilde başarılı bir şekilde gidiyor. Ama ilkokul ortaokul ne yazık ki birçok dersle karşılaşıyor çocuk. Her derste ayrı sınıfa gidiyor. No, her dersin aynı level'da da devam ediyor. Maalesef. Maalesef. Yani şimdi şöyle set 5'taki yani en düşük setteki çocuklara baktığımız zaman ilkokulu çok düşük seviyede bitirmiş çocuklar olduğunu kulağa görüyoruz. Ve 7 sınıf 11-12'lerine görüyorlar. O da ulusal bir sınav. Hangi okulu bitirirseniz bitirin aynı sınava giriyorsunuz. Hı. İsterseniz Westminster'ı bitirin, isterseniz Winchmore'u bitirin. Aynısı. Gireceğiniz sınav aynı sınav. Yani tıpkı SATS gibi. GCSE'lerde tabii ki çok önemli. Şöyle önemli. Gençler
isterlerse istesin mutlaka GCSE. Özellikle matematik İngilizce zorunlu dersler. Matematik ve İngilizce. Matematik ve İngilizce zorunlu dersler. Avukat olmak istiyorsa da İngilizce matematikten geçer not almak zorunda. A-level'a devam etmesi için doktor olmak istiyorsa da, üniversiteye gitmek istemiyorsa da, herhangi bir yere girip çalışmak istiyorsa da yine karşılarına çıkacak GCSE matematik ve İngilizce. Onlardan geçer not almaları lazım. Şimdi bu geçen seneye kadar biliyorsunuz grade'ler ABC diye geçiyordu. A star. BC diye C'di geçer not. Yalnız bu sene değişti sistem. Bu sene 5 almaları gerekiyor. 5 almaları gerekiyor. Minimum 5 almaları gerekiyor geçebilmeleri için. 5 C'ye tekabül ediyor. 6 B, 7 A, 8 A, 9 A en yüksek. En yüksek diyor. Dediğim gibi İngilizce GCSE gerekiyor. Eğer matematikle ya yani sayısal bir bölüm okumak istiyorlarsa üniversitede, diyelim ki A-level'dan matematik yapacaklar. O zaman mutlaka A almaları, yani minimum 7 almaları gerekiyor A-level matematik yapabilmeleri için çocukların. Evet, İngilizce ve matematiği biraz sonra geleceğiz ona, ama bizim işte Türk okulları, supplementary okullarımızda da kullanılıyor mu? Onu da sormak, öğrenmek istiyorum. Başka bir çalışmanızda davranış okullarda. Dilerseniz onu da açıklarsanız. Siz bu konuda ayrı bir çalışma yaptınız. Evet. Zaten bu konuda bir eğitimin şu anda research degree de yapıyorum. Eğitime özellikle bizim bölgelerimizdeki, yani Kuzey Londra'daki okullarda her milletten Türk çocuklar var, Polonyalılar var, Somalililer çoğunlukta, Jamaikalılar var. Çok tabii bu çok güzel bir şey. Çocuklar bütün kültürleri öğrenerek biliyorlar. En yakın arkadaşı mesela farklı bir kültürden. Bu aslında baktığımız zaman çok güzel bir şey çocukların kişisel gelişimleri açısından. Ancak dediğim gibi çok da birbirlerinden kötü şeyler öğreniyorlar ve tabii ki çok hanımefendi, çok beyefendi öğrencilerimiz var. Ancak bazı kötü örnek alıyorlar. Öğrenci sadece örnek veriyor. 8 kardeş evde. Evde yeterince ilgi görmüyor. O yüzden o ilgiyi okulda görmeye çalışıyor. Bu yüzden hani saçma sapan hareketler yapıyor. Dikkat çekmek için. Çünkü o değil hani yerde okumak. Öyle bir düşüncesi yok. Bazı özellikle toplum çocuklar da çok güzel dersler, onlarla arkadaş olmak yerine onları popüler, evde tek veya iki çocuk olabilir. Tabii. Teşvik daha popüler olduğunu zannederek, popüler olduğunu zannederek elimi gösteriyorlar maalesef. Bu da tabii ki eğitimi İyice kalitesini düşürüyor. Neden derseniz, diyelim ki bir saat ise bir ders, dersin bir 15 dakikası behavior problemiyle geçiyor. İşte susmanız lazım, şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım diye. Hele hele mesela benim branşımda matematik. Matematikte bir öğretmenin anlatması lazım. Bu grup çalışmasıyla yapılacak bir şey değil matematik. Öğretmen anlatacak, öğrenciler sessiz bir şekilde dinleyecekler. Ondan sonra onunla ilgili pratikler yapacaklar, sorular çözecekler. Ama birkaç kişi, işte popüler olmaya çalışan birkaç kişi dersi kaynatınca doğal olarak bir 10-15 dakikamız bu sorunu çözmekle geçiyor. Şimdi bunlar etnik grupların daha fazla yaşandığı bölgelerde daha fazla görülür. Her yerde varmış bu. Yani bütün tabii ki öğretmen arkadaşlarla konuşuyoruz. Sadece İngilizlerin olduğu okullarda çalışan arkadaşlarımız da var. Ama tabii ki okullarda daha fazla. Tabii ki.
verdikleri eğitimler çok önemli tabii ki. Yani bazen mesela bazı öğrencilere şunu söylüyorum ben, bizim toplumda özellikle çocuklarla Türkçe konuşmalara buyuruyorum onları. Bakın, aileleriniz hiç böyle şeyleri hak etmiyorlar. Şimdi siz böyle ilgilediğiniz zaman öğrenmeden okula geliyorsunuz. Ama öyle değil. Ben biliyorum bizim toplumumuzu. Biliyorum annenizin babanızın size nasıl eğitim verdiğini. Sizce anneniz babanız hak ediyor mu böyle bir suçlamayı diyorum. Vicdan normale dönüyorlar ama ailelerin de bu konuda okula çok destek olmaları gerekiyor. Şimdi tabii ki bizler çocuklarımıza pek toz konduramayız. Hani bir de öyle bir durum olsa tabii konduramayız. Bir herhangi bir problem için mesela bir aileyi aradığında herhangi bir öğretmen o öyle bir şey yapmaz. Ya da ama öyle bir şey yapmamış ya da çocuk eve gidiyor işte bugün öğretmenin aradı diyelim ki İngilizce öğretmenin aradı seni şikayet etti niye böyle bir şey yaptı anne vallahi ben bir şey yapmadım öğretmen zaten bana takıyor işte ben ne yapsam bana kızıyor ondan sonra aile geliyor aslında bir şey yapmıyormuş niye hep benim çocuğuma böyle yapıyorsun tabii ki böyle şeyler olmaz yani biraz mantıklı düşünmek gerekiyor yani 30 tane çocuk niye sizin çocuğunuzu niye sizin çocuğunuza böyle bir şey yapsın öğretmen. Efendi çocuk, hanımefendi çocuk her zaman tabii ki farklıdır. O yüzden hani ailelerin çok destek olmaları lazım. Çünkü çocuklarını gönderiyorlar okula bir şey öğrensin. Yani öğretmenler de orada kendi branşlarını öğretmek için oradalar. Hani diyelim ki yani bazen şu cümleyi kullanıyoruz hatta ailelere karşı. Biz burada çocuk bakıcısı değiliz. Yani o yüzden birazcık ailelerin destek olması gerekiyor. Bu detentionları, cezaları nasıl değerlendiriyorsunuz Tanem Hanım? Yani ben açıkçası kendi fikrim, kendi kişisel fikrim. Ben detentionın pek doğru bir ceza yöntemi olduğuna inanmıyorum. Ben de kendi öğrencilerime çok fazla detention vermiyorum örneğin. Normalde çocuk yaramazlık yapıyorsa, derste yapmaması gereken hareketler yapıyorsa ya da ödevini yapmamışsa öğretmen tabii ki bir saat en fazla şey verebiliyor, detention verebiliyor. Ben onun bir çözüm olduğuna inanmıyorum. Şimdi çözüm bir kalıcı şeyler var. Davranış problemleri. Bu zaten psikolojik olarak bir problem olarak nitelendiriliyor. ADHD dediğimiz bir olay. Yani çocuğun çok hiperaktivitesi vardır. Çocuk ne yaparsa yapsın kendini durduramıyordur. İşte böyle durumlarda ailelerin kesinlikle bilinçli olmaları ve çocuklarını tanımaları lazım. Hemen GP'ye başvurup mesela Kuzey Londra'da KEMS var. Oraya gidip çocuğa terapiler uygulanabilir. Terapilerle kesinlikle iyileşiyor çocuklar. Hatta bazen ilaç tedavisine kadar gidebiliyor. Hani burada problem var. Onunla alakası yok. Son dönem görülen problem. Çok aktivitesi olduğu için derslerine de konsantre olamıyor çocuk. Şimdi bunları ailelerin görebilmesi gerekiyor. Bu hem okul başarısını etkiliyor hem okulda sınıfın düzenini bozuyor, öğretmenin düzenini bozuyor bu tarz çocuklar. Bunlar kalıcı problemi olan çocuklar. Ama bir de popüler olmaya çalışan çocuklar. O popüler olmaya çalışan çocukları işte orada eğitimci olarak birazcık bize görev düşüyor. Ben mesela kendi adıma öyle çocuklarla ben birebir konuşuyorum. Detention vermek yerine birebir konuşuyorum. Yaptığının doğru bir şey olmadığını, bu şekilde popüler olunamayacağını, popüler olmanın tek yolunun çok çalışkan ya da çok hanımefendi, çok beyefendi olmaktan geçtiğini anlatıyorum ve çok da pozitif sonuçlar alıyorum ben kendi adıma. Aileler nasıl algılıyor bu detention'ı? Yani kendimden söyleyeyim ben. Kız 14 yaşında, ben boyum 1.87, kız da uzun, kısa çekmiş yere, çocuğun boyu uzun, ne yapayım artık, bıraktım yani bu detentionları artık, dedim ne yaparsanız ne yapın yani. Evet. Artık o eteklerin boyunu uzatamıyoruz daha fazla, ne yapalım yani. Evet. Evet, evet. Yani aile olarak kendimi de eleştirdim, ederim acaba anneler babalar bunu nasıl algılar? Tabii ki bazı aileler haksız yere detention verildiğini... Yani tabii ki biz de kabullenmek istiyoruz. Neden detention falan? Yani yapacak bir şey yok eteğimi oynayacak bir şey yok artık. Evet. Yani neden falan ama ondan sonra baktık yani
alacaksa alacak yani. Onlar küçük şeyler artık. Evet. Onlar çok fazla problem teşkil etmeyecek şeyler. Dediğiniz gibi de uzun boylusu kızıma seviyorum. Benim boyda kızlar yok, hani. Evet. Onun boyuna göre tek yok. Özelde terzi bulamayacağım. Evet, onlar bazen tabii otur çok fazla disiplin gerektiren durumlarda oluyor. Öğrenciler de bunlardan şikayet ediyorlar. Ben daha çok bir arkadaş gibi olmayı tercih ediyorum öğrencilerimle, kendi öğrencilerimle, ve onlara şunu söylüyorum. Ya şu anda daha öğrencisiniz. Hayatınız her döneminde disiplin olmak başlayacaksınız. Yarın üniversiteyi bitirip hayatında da bir disiplin, kurallara uymak zorundasınız. Bu da okulun kuralları. Bunlara uymak zorundayız diye. Mesela küçük küçük küpeler takıyorlar bazen kızlar. O tabii ki onların yasak olduğu için çıkarttırılıyorlar. Ben mesela görmezden geliyorum çoğu zaman. Çünkü benim için çocuğun bir şey öğrenmesi önemli. Hani kulağındaki küçük, biz de genç olduk. Biz de o yaşlarda bir şeyler takıp bir şeyler sürmek istiyorduk. Tabii ki bizim zamanımızda öyle sürmek falan mümkün değildi de. Onları birazcık hoş görebilen öğretmenler var. Hiç hoş görmeyen öğretmenler var. O farklı bir durum. Ama özellikle davranış problemlerinden dolayı diğer çocukların da öğrenmesini engelleyen durumlar kesinlikle çözülmesi gereken. Çözülmesi gereken. Bazen detention çözüm oluyor ama ben detention'ın çözüm olmadığını düşünüyorum. Ben konuşarak çözmeye çalışıyorum. Eğer konuşarak çözülemiyorsa, çocukta kalıcı bir problem varsa mutlaka onun da bir uzmanla görüşmesi gerekiyor. Sportif aktivitelere yeterli katılım var mı? Yok, ne yazık ki yok. İşte müzik de daha bizim toplumumuzda da özel öğrencilerim de var. Hepsi hemen hemen saz kurslarına gidiyorlar, gitar kurslarına gidenler var. Ama sporla yeterince uğraşıldığını düşünmüyorum. Yeterince teşvik yok galiba. Teşvik yok. Daha çok hani futbol dışında da pek bir spor aktivitesi ne yazık ki göremiyorum. Mesela okulların var, basket takımları var ama o basket takımları bazı okulların basket bazı takımları var, bazılarının var, bazıları da, var. Evet, voleybol takımları var ama çok fazla pek ben göremiyorum. Yani yıllardır bizim okulumuzdaki basket takımı aynı. Mesela yeni çocuk katılmıyor hiç. Biz daha hani teşvik ediyoruz. Dışarıdaki İngiltere'nin, evet, İngiltere'de evet. Kız erkek. Tabii. Evet, takımlar oynuyor. Evet. Tabii bir önceki yani sat cinsiyeti ve eylemullarda alınan suçlarda bir rakam var mıdır? Veya Kuzey mesela... Londra olarak okulda geçen sene çok güzel sonuç 85'ti başarı. En yüksek St. George's School ve Highland vardı. Üçüncü sırada Winchmore'du. Genel olarak GCSE'lerden iyi sonuçlar aldık. Ama kızların başarı oranı erkeklere göre biraz daha fazla ve Türkçe konuşan toplumun başarı oranı diğer toplumlara göre daha düşük. Ne yazık ki. Özellikle bunların çalışmalarını belediye yapıyor. Tabii belediyeden evet. İstatistikler çıkıyor. Evet. Ben kendi bireysel tabii istatistik çıkarıyoruz ama genel olarak Enfield Belediyesi'nin sonuçları belediyenin eğitim departmanı hazırlıyor. Evet. Bu sebepler nedir? Yani kızların daha başarılı olmasının. Şimdi kızlar erkeklere göre biraz daha disiplinli, biraz daha organize, onun bir etkisi var. Bir de kızlar, kız çocukları erkeklere göre biraz daha erken olgunlaşıyorlar, onun etkisi var. Şimdi erkek çocukları 11. sınıfta, tabii ki bazen çok olgun, 11. sınıfta olgun çocuklar, bireysel çocuklar var. O ayrı bir konu. Ama baktığımız zaman mesela kız çocukları 9. sınıf en zor sınıf. Hı. 7. sınıfa daha küçük oldukları için, okulun en küçük grubu oldukları için problem Isınma yok. Dönemi, Isınma dönemi. 8'de biraz başlıyor böyle. İşte tam ergenlik şeyleri ailelerini
saymama yavaş yavaş başlıyor. Evet. Öğretmenleri saymama gibi durumlar başlıyor. 9. sınıf en kötü sınıf grubu. 10. sınıfta mesela kızlar artık olgunlaşıyorlar. Aa, bir sonraki sene sınavımız var. Çok önemli. Bizim hayatımızı etkileyecek bir sınav. Şöyle bir oturuyorlar. Ama erkeklerin olgunlaşması 11. sınıfa kadar olmuyor ne yazık ki. Onlar hala böyle çocuk yani. Pek ciddiyetin farkına varamıyorlar. 11. sınıfta başlar ama birazcık geç kalmış oluyorlar tabii ki. Mesela kızlar genelde teneffüslerde, öğlen aralarında bile hani gelip böyle işte şu soruyu anlamadım nasıl yapacağım gibi sorularla geliyorlar. Birkaç tane erkek öğrencimden öyle bir şey aldım talepte. Karşılaştım bugüne kadar. Tabii bu profesyonel fikriniz değil mi? Yani evet. Buna ben muhalefet yapmayacağım ama profesyonel tabii ki ama farklı şeyler de var. Bazı kız çocukları var mesela A-level'da bile hala olgunlaşamamış. Evet. Tabii ki farklı. Türk etnik gruplarının içerisinde neden Türklerde rakamlar aşağıya iniyor? Birazcık şimdi bu bölgede özellikle şimdi diğer bir Haringe'ye gittiğimiz zaman, Hakne'ye gittiğimiz zaman daha farklı olabilir ama bu bölgede özellikle etnik gruplar deyince çoğunluğu aslında hani Kıbrıslı Rumlar oluşturuyor. Rumlar var. Winchmore School'da çok büyük bir çoğunluk Rum ailelerin çocukları. Highland'a gittiğinizde aynı orada da öyle. İngilizler var. Polonyalılar var. Romanyalılar var. Ama kendi etrafımdaki öğrencilere baktığım zaman Bulgar, Romanyalı, Polonyalı öğrencilerin hepsi birçoğu çok eğitim odaklı ailelerin çocukları. Ve o ülkelerden yeni gelmiş çocuklar var. Biliyorsunuz mesela Türkiye'den bugün bir öğrenci gelse buraya sınıf birincisi olur. Çünkü onlar hep daha ilerideler. O yüzden aynı şekilde Bulgaristan'dan, Romanya'dan yeni gelen bir çocuk, burada doğmuş, büyümemiş olan bir çocuk da doğal olarak sınıfın en çalışkanı durumuna geliyor. Çünkü evet. O ülkesinde her şeyi bitirmiş oluyor yani. Biz burada hala örneğin kesirlerle, fractionslarla uğraşırken diyor ki biz bunu ilkokulda yapıyorduk. Evet. Normal şartlar ilkokulda ama burada devam ediyoruz yapmaya diyorum. Şimdi Türkiye'li toplumun çocuklarına baktığımız zaman genelde çocuklar burada doğmuş büyümüşler. Yani çok az sonradan gelen genelde burada doğup büyüyen çocuklar ve birçoğunun tabii ki aileden çok ciddi bir destek yok. Hal böyle olunca da tabii ki birazcık şeyler düşüyor ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten bizim toplumumuzun son zamanlarda eğitime olan katkısını da yadsıyamam. Yani sürekli bir de ben Türkçe konuşan bir öğretmen olduğum için beni arıyorlar, soruyorlar. İşte örneğin fen dersinde çok kötü, ne yapmam lazım, ne önerirsiniz, tanıdığınız bir öğretmen var mı gibi taleplerle de karşılaşıyorum. Yani çocuklarımız için de çok uğraşıyoruz o konuda. Evet, tabii ki özel derslerde yardımcı oluyor. Tabii ki. Hatta gerekli. Evet. Bir de sistem içerisinde yetersizlikler evet. Var. Bu yetersizlikleri nasıl buluyorsunuz? Mesela benim bir öğretmen olarak aslında çok da fazla anlayamadığım bazı uygulamalar var. Diyelim ki öğretmenlerin çocukların defterlerini mark etmeleri gibi bir durum. Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum ben böyle bir durumun. Neden? Boş boşuna çünkü zaman kaybı. Öğretmen için zaman kaybı ve öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayacak bir şey olduğuna inanmıyorum. İlkokulda evet. Çünkü ilkokulda öğretmenin öğrencileri belli. Sürekli öğrenciyle beraber gün boyunca aynı öğrencilerle birlikte ve onların yazı yazmaları, işte matematikteki progreslerini takip etmek için ilkokuldaki ana sınıf öğretmeninin çocuğun defterini kontrol etmesi de branş öğretmeninin şimdi 150 tane öğrencisi var bir branş öğretmeninin. 7. sınıf var, 8. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, 13. sınıf bir sürü öğrenci. Bunların çocukların defterlerine bakılması boşu boşuna öğretmen için zaman kaybı aslında. Bu nedenle de çocuklar defterleri sürekli mark edileceği için de defter yok. Defter kitap yok.
Hani biz öyle bir eğitim sisteminden geldiğimiz için biz gelirdik işte ne bileyim 8. sınıfa başlayacağız, 9. sınıfa başlayacağız. Her yılın başında kitabımız alınırdı. Matematik kitabı, coğrafya kitabı, tarih kitabı, edebiyat kitabı kaplanırdı. Her dersin bir defter olurdu, kaplanırdı, üzerine etiket yapıştırılırdı. Burada öyle değil. Burada öğrenciye veriliyor biliyorsunuz defterler ama kitap yok. Herhangi bir kitap yok ve her okul kendi müfredatını uyguluyor. Tamam mesela 8. sınıfta ya da 9. sınıfta öğrenilmesi gereken, aslında biz onu Key Stage 3, Key Stage 4 diye ayırıyoruz. 7. 8. sınıf ayrı, 9, 10, 11 ayrı. Müfredatlar belli genel olarak ama her okul kendine göre program yapıyor. Diyelim ki ben A okuluyum, siz B okulusunuz. Ben bugün öğrencilere algebra öğretirken siz mesela ratio öğretiyorsunuz. Oran, orantı öğretiyorsunuz. Bu durumda da aslında bir standart yok. Bir standart var gibi görünüyor ama herhangi bir standart yok. Okulun kendi içerisindeki sistem. Okulun kendi içerisinde. Ha, sene sonunda bütün okullardaki okuyan öğrenciler aynı şeyi görüyorlar. Ama mesela diyelim ki Türkiye'ye gittiğiniz zaman dediğim gibi orada da eleştirdiğim birçok nokta var ama bu konuyu takdir ediyorum. Şöyle ki bir ders kitabı var ve takip edilen bir kitap bu. Ne bileyim İstanbul'daki bir okula gitseniz de aynı şey öğretiliyor. Antalya'daki bir okulda da aynı şey öğretiliyor o dönemde. Kars'taki okulda da aynı şey öğretiliyor o dönemde ve aynı kitap takip ediliyor. Burada öyle bir şey yok. Çocuk bir gün okula gelmediği zaman orada o gün ne kaçırdığını bilmiyor örneğin. Şimdi aile olarak da örneğin ben oğlumun defterlerini soruyordum. Benim oğlum da benimle aynı okula gidiyordu. Bu sene değiştirdik okulunu. Tarih kitabını görmüyorum. Tarihte ne öğreniyorlar hiçbir fikrim yok. Coğrafyada ne öğreniyorlar hiçbir fikrim yok. Şimdi matematiği biliyorum ben. Doğal olarak ne gördüklerini biliyorum, takip ediyorum ama diğer sadece matematikle bitmiyor bu iş. Diğer derslerden ne gördükleri hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü defter yok. Zaten bir kitap yok. Defter de okulda tutuluyor. Çünkü öğretmenin marking yapması lazım. Evet. Bu durumda da... Ama arada verilen karneler var. O karnelerin içinde çocukların işte hal ve durumunu açıklayan bilgiler var. Tabii. O bilgilere nasıl ulaşabilir eğer öğretmen mark yapmazsa kitap defterleri. Ama o defter değil. Yani mesela şöyle düşünün. Şimdi siz Kıbrıs'ta okudunuz değil mi? Evet. Lisedeyken. O kitap, defter sizin sorumluluğunuzdaydı değil mi? Evet. Yazılı olurduk biz. Sınavlar olurduk. Sınav sonuçlarından alırdık. Şimdi burada da tabii ki sınav sonuçları belirleyicidir. Ve o çocuğun sınıftaki durumu belirleyicidir. Sınıfta çocuk çok iyidir, çok aktiftir. Çok güzel bir yani o aslında gerek yok. Defterde iyi yazmış, güzel yazmış, başlığın altında çizgi çizmiş, kenarını çizgi çizmiş. Orası aslında öğretmeni ilgilendiren bir konu değil. Çocuğun progresiyle ilgili de bir şey değil. Sınav sonuçları ve çocuğun sınıftaki durumu, derse katkısı, derste ne kadar öğrendik, sınıf içinde assessmentlar da yapıyoruz tabii ki. Sınıfta ne kadar öğreniyor, sınavda ne kadar oluyor. Bazı öğrenciler sınavda başarısız oluyor ama sınıfta çok iyi. Ona göre tabii ki öğretmen. Hani derdi ki kullanıyor öğretmen. Yani bu defter çocuğun tamamen kendi sorumluluğunda olan bir şey olması lazım. Ve çocuğun sürekli ondan çalışması lazım. Ve bir belirleyici kitap, yani bir sürekli takip edilen bir kitap olsa örneğin en azından çocuk okula gitmediğinde ne kaçırdığını bilecek. Ve ona göre o evde onu kendisi tamamlayacak. Öyle daha etkili olurdu diye düşünüyorum. Evet, sanıyorum bir reklam aramız olacak. Yönetmenim beni uyarsın. Evet, bir reklam aramız olacak. Tabii. Reklam arasından sonra tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size bir mesaj var. Burada Sanem Hanım'ın SATS hakkında verdiği geniş derim. Benim çalışma alanı için ilgi duydum. Biliyorum tabii ki. Evet. Sanıyorum bir reklam aramız olacak. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Thank you.
Kıbrıs Gençliği ve Ekranlarına programımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam eğitimci öğretmen Sanem Şahin konuğumuz. Sanem Hanım, birinci bölümde 6. sınıf SATS'ların, GCSE'lerin, A-Level'ların önemini bizlere anlattı ve ailelerimizin esasında özellikle SATS'larda yaşanan işte öneminin ne kadar çok önemli olduğunu ve ailelerin çocuklara desteğinin ne kadar gerekli olduğunu, bunların altını çizdi. Tabii daha sonra davranış sorunlarından ve tabii ki sistemdeki yetersizlikleri de bizlere paylaştı. Evet Sanem Hanım, ailelerin desteği nasıl, bu konuyu bize işlersek gerçekten bu konuda esasında toplumumuzun içerisinde değişik konularda gerçi ama başka gruplarımız da var ki ailelere gerekli değişik konularda destek veren gruplarımız da var. Bunları da biliyoruz ama dilerseniz bu konuyu işleyelim. Çünkü biraz önce gerçi çok güzel anlattınız. Bu özellikle işte ilkokul çağından geçiş çağına, ortaokula geçiş çağına olabilecek olan problemleri veya çocuklardaki davranışların nasıl olabilecekleri ve yaşanabilecek olan problemle tabii ki bu yaşanabilecek olan problemin sıkıntılarını muhakkak ki derslere de yansıyacağı da malum. Veya en azından demin söylediğiniz işte çalışmayayım da ne isterse olsun veya elimizdeki elektronik şeylerle oynayalım, oyuncaklarla oynayalım veya ailelerin yeterli kadar soru sorma işlerinin altında cizdiğiniz olarak esasında çok yaşanan konularımız toplum olarak onlarla da yüzleşmemiz lazım. Esasında ne kadar yüzleşiyoruz bu da esasında bir soru işareti diye düşünüyorum. Çünkü ben de bir veliyim. Ben de çocuklarıma soru soruyorum. Kitaplara bakmaya çalışıyorum ama sonuçta ne kadar yapıyorum? Orada kendimi de aynı soruları paylaşıyorum kendimle de. Ailelerin desteği dediğimizde nasıl açıklayacaksınız? Evet. Şimdi zaten bildiğimiz gibi Londra'da yaşayan özellikle yani tabii ki bütün İngiltere ama özellikle Londra'da yaşayan Türkçe konuşan topluma baktığımız zaman hepimiz neredeyse tabii ki ikinci jenerasyon burada doğmuş büyümüş veliler de var ama baktığımız zaman biz göçmen bir toplumuz. Tabii ki göçmen bir toplum olduğumuz için de çok çalışıyoruz. Her birimiz. Hani erkeklerimiz dışarıda çok çalışıyorlar, kadınlarımız evde çok çalışıyorlar aileye destek olmak adına. Çocuklarımız okula gidiyor. Tabii ki dil sorunlarımız var. O da o kadar kolay bir şey değil o dil sorununun aşılması. Sistem çok farklı. Doğal olarak aileler çok fazla destek olamıyorlar. Ama çok destek olan aileler de var tabii ki. Bunların örneklerini biraz sonra vereceğim. Şimdi her şeyi doğal olarak okula bırakma ve çocuğa güvenme. Tabii ki çocuklarımıza çok fazla güveniyoruz ama öğretmen, ben hep söylediğim bir şey vardır. Öğretmen kapı açan kişidir. İçeri girip girmemek öğrencinin elinde olan bir şeydir. Şimdi bir öğretmen isterse kendini parçalasın, istersek uzaydan öğretmen indirelim. Çocuk almayacaksa öğretmenin de yapabileceği şeyler sınırlı. O yüzden eğitim, aile, çocuk ve öğretmen arasında bir üçgen ve ailelerle öğretmenlerin çok koordineli çalışması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi özellikle Kuzey Londra'daki okullarda mutlaka Türkçe konuşan okul çalışanları var. Bazen Türkçe konuşan öğretmenler de var. Beni dediğim gibi benim öğrencim olmayan aileler bile arıyorlar. Geliyorlar. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Mutlaka diğer okullardaki Türkçe konuşan çalışanlar da bu şekilde bizim toplumumuzun ailelerine yardımcı olacaklardır. Mesela en çok sorular GCSE'de şeylerini derslerini seçecek çocuklar ama aile hiçbir şey bilmiyor. Çocuk ne olmak istediğini bilmiyor. Nasıl bir yol çizmesi gerektiğini bilmiyor. Bu konuda mesela ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuklara ileride kariyer planı nedir, ne yapmak ister, çocuğun kişiliği nasıl bir mesleğe uygundur, ona göre hangi derslerde devam etmesi uygun olur. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü çok tabii ki bizim dışımızda eğitimin içinde olmasam ben de bilmeyecektim doğal olarak böyle şeyleri. Çok normal bilinmemesi. Ancak onun dışında çocukların özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Üstüne basa basa belirtmek istediğim ilkokul çağı en önemli çağ. Yani ilkokulda çocukların çok başarılı olmaları lazım.
Yani çocuk ortaokula başladığı zaman artık fraction'la ilgili bir sorunu olmaması lazım. Equation dediğimiz o denklemleri artık çözebiliyor olması lazım. Problemlerle ilgili, ne bileyim, yüzdelerle ilgili problemi olmaması lazım. O yüzden ilkokulda çocukların eğer okulda başarıları yetersiz görülüyorsa, eğer aile kendisi yardımcı olamıyorsa mutlaka ben özel ders almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Yani tabii ki bu maddi imkanlarla da alakalı bir şey. Maddi imkanlarımız yoksa tabii ki özel öğretmen tutamayabiliriz ama birçok dernekte ekstra dersler veriliyor çok uygun fiyata. Bizim Türkçe okullarımızda talep doğrultusunda sınıflar açılabiliyor bildiğim kadarıyla. O konulara biraz sonra yine değiniriz gerçi. Veya dershaneler var. Çocuklara mutlaka ekstra çalışmalar yapılması gerekiyor. Dediğim gibi yani ilkokulu sağlam bitiren çocuk eğitim hayatına başarılı oluyor. İlkokul çok önemli. Ailenin desteği bu konuda yani çocuğun peşini bırakmamaları lazım. Bir de ilkokul çağı özellikle ailenin çocuğunun sözünün geçtiği bir çağ. Şimdi çocuk secondary school'a yani özellikle böyle 14-15 yaşına geldiği zaman artık böyle bir teenage moduna giriyor ve biraz daha kendi bildiğini okumaya başlıyor. Ama ilkokulda ailenin çocuğuna söz geçirebildiği bir dönem. O yüzden mesela ilkokul çağındaki çocuklarda çok fazla bu bilgisayar oyunları, iPad'ler falan 24 saat verilmemeli. Daha disiplinli. Yani ilkokulda disipline alışırsa çocuklar zaten o disiplin o şekilde gidecek ortaokulda da. Bu bariz bir şey. Biraz yani önce çocuklara çok güveniyoruz dediniz. Çok mu güveniyoruz? Gereğinden fazla mı güveniyoruz öyle bize? Öyle, evet. Gereğinden fazla güveniyoruz. Yani her zaman acaba... Ama çocuklarda da hemen bu yönde yani tepki var. Veya hemen muhalefetlerini yapıyorlar. Bana güvenmen neden mi? Yani şöyle, mesela şöyle şeyler duyuyorum ben. Dersleri çok iyi maşallah. Dersleri çok iyi maşallah. Halbuki iyi değil aslında. Şimdi çocuk tabii anne baba yeterli bilgi sahibi olmadıkları için, eğitimin çok dışında oldukları için doğal olarak çocuğun okulda ne gibi, bir de hani Türkiye'deki gibi bir karne sistemi de yok burada. Hani Türkiye'de ilkokulda pek iyi olurdu, iyi olurdu. Bu neden iyiydi, pek iyi değil derdik. Ne bileyim lisedeyken 10'lu sistem vardı. En yüksek not 10'du. Neden 10 değil de 5? Neden 10 değil de 6? Onu biliyor. Burada her okulunda farklı bir sistemi var. Yani aile de bilmiyor gerçekten. İyi mi kötü mü? Yani çocuk diyor ki ben çok iyiyim matematikte diyor. Ben matematiğim süper diyor. Ya da benim İngilizcem süper diyor. Aa işte benim kızımın dersleri çok iyi maşallah. Şimdi veli toplantısına gidiyor. Orada da zaten bir dil sorunu var. Öğretmen mesela şu yönleri iyi diyor. Aa çok iyi. Öğretmenleri de çok memnun. Ama ne kadar iyi? Neye göre iyi? Ne kadar iyi? Çünkü asıl bu çocuklar SAT sınavlarına, GCSE sınavlarına girdikleri zaman sadece o sınıfta değiller, sadece okulda değiller. Bütün ulusal bir sınav bu. Evet. Ve o başarıları da bütün hayatlarını etkiliyor. Ne yapmalı bu noktada Sanem Hanım? İşte Türk okulları var, konsorsiyum var veya her okulda diyemeyiz belki ama Türk olan öğretmenler var. Türk olan öğretmenler var veya çalışanlar var. Türk aileler var. Veya çalışan var. Nasıl yaralanabilir bunlar? Aileleri gidip bunları bulması gerekir. Şöyle söyleyeyim. Ben şeydeyken, benim oğlum ilkokuldayken ben diğer Türk ailelere yardımcı oluyordum mesela. Daha yani, tabii ki araştırmacı olduğum için. Utanıyor insanlar. Oluyor, bu oluyor. Yani belki tarif edemiyorum buradan ama bin bir çeşit yani sorun olabiliyor. Yani tanımayabilir, çekiniyor, ediyor. İnsanların hani herkes değişik. Şimdi ben size birkaç tane örnek vereceğim. Şimdi bir tane özel öğrencimin annesi. Evet. Hiç İngilizce bilmiyor. Hiç İngilizce bilmiyor. Türkiye'den evlenip gelmiş buraya. Zaten hani belli bir yaştan sonra gerçekten de zorlaşıyor İngilizce öğrenmek. Yani evlenip gelmiş, çocuğu olmuş, hiçbir çalışma hayatı olmamış. Ve baba, eşi çok yoğun çalışıyordu olarak ve bu hanımefendi gerçekten çok takdir ediyorum. Çok takdir ettiğim bir veliyim. Çocuklarını, iki tane çocuğu var. Çocuklarını mesela kütüphaneye götürüyor. Diyelim ki SAT sınavlarına girecekler. Bir oğluna ben ilk önce ders verdim. Şimdi kızına da ders veriyorum. Google'a giriyor. SAT
işte past papers. Bu kadarını hepimiz biliyoruz yani. Print out yapıyor. Şeyini de, cevap anahtarını da print out yapıyor. Çocuğa veriyor, yaptırıyor. Ondan sonra teker teker onları karşılaştırarak mesela mark ediyor. Yani kontrol ediyor çocuğuna ve puan veriyor. Diyor ki ondan sonra, sonra beni bir şekilde beni buldu. Diyor ki işte Sanem hocam şu kadar sorudan şu kadar not aldı. Bana iyi gelmedi. Sen ne dersin? Ne? Şimdi yani böyle bir ailenin çocuğu nasıl başarılı olmasın? Çocuk SAT'tan %100 başarı aldı. Mukayese ediyor hemen. Matematikten %100 aldı. Şimdi bu kadın da hiç İngilizce bilmiyor. Onun da hiç eğitimi yok. Evlenip gelmiş buraya. Yani birazcık hani çocuklarımıza kendimizi adamamızla da ilgili bir şey. Daha çok burada annelere rol düşüyor diye düşünüyorum ben. Tabii anne de çalışıyorsa ne kadar yardımcı olacak? Tabii o da tartışılır. Dediğim gibi zaten başında da söylediğim gibi biz göçmen toplumumuz hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Ben de çok yoğun çalışıyorum. Siz de öyle, eşiniz de öyle. Hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. O yüzden birazcık da aman okuyacak çocuk her yerde okur mantığıyla yaklaşıyoruz. Ama evet, ne yazık ki öyle değil. İpin ucunu kaçırırsak sonunda yakalayamıyoruz. Ve çocuklarımızın da mutlaka eğitimli olmaları gerekiyor. Hele hele onların anne baba oldukları dönemi düşünürsek şimdi bile artık hani ekmek aslında ağzında değil midesinde deniyor. Evet, evet, çocuklarımızın evet, çok iyi meslek sahibi olmaları çok önemli onların geleceği için. Çünkü ileride onlar mutsuz olunca yine biz mutlu olacağız. Oturup da hani onlar kariyer sahibi olsun, çalışsınlar, biz de torun bakalım değil mi? Onların sıkıntılarıyla uğraşmayalım yaşlandığımızda. O yüzden şimdi ele alalım her şeyi. Değil mi? Böyle geçtiğinde. Evet, hemen geçtik oraları. Hiç sorunsuz. Dediğim gibi altın çiziyorum. İlkokul çok önemli. Ekstra ders alınmasını tavsiye ederim. Çünkü okullarda çok fazla çocuklar etkileniyorlar, dikkatleri dağılıyor. Çünkü orası bir sınıf. Okullarda 30 kişilik bir sınıf mesela. Çok fazla dikkat dağılıyor orada ama bir birebir derste okulda bir haftada öğrendiğini bir saatte öğrenebiliyor çocuk. Ama dediğim gibi bu birazcık maddi olanaklarla da alakalı bir şey. Eğer o kadar olanak yoksa dediğim gibi dershaneler daha uygun fiyatta, okullar, bizim hafta sonu supplemental okullarımız. Tabii son özellikle son yıllarda sınıfların sınıflardaki öğrenci sayısının artışı da yardım etmiyor. Tabii ki, tabii ki. Bir de yani şöyle düşünün, şimdi öğretmen de 30 kişilik bir sınıfta her bir çocuğun teker teker ilgilenmesi bir saatin içinde mümkün değil. Hani bazı çocuklar çok aktifler. Direkt onlar kendilerini gösteriyor doğal olarak. Bazıları çok şeyler, anlamadıklarını yüzlerinden anlıyorsunuz. Gidip onlara yardım ediyorsunuz. Mesela o ders sırasında anlatırken. Ama tabii ki 30 çocuğun 30 ile teker teker ilgilenmesine bir öğretmenin imkan yok. İmkanı olmadığı için de yani birazcık evet, evde çalışmak çok önemli. Ailelerin desteğinden ve bahsetmişken tabii bir de school meal, okul yemekleri, okul evet, öğle evet, evet, yemekleri konusu var. Evet. Nedir bu yemek evet, konusu? Evet, o konuya da Sanem Hanım, çok üzüldüğüm bir nokta bu açıkçası benim. Şimdi dediğim gibi toplum olarak bilmediğimiz için sistemi, mesela burada child tax credit alan birçok aileye, bana da gelmişti mesela, evet, free school meal dediğimiz, yani çocukların okulda öğle yemeği parası ödemeden öğle yemeği almalarına olanak sağlayan bir sistem var. Bu bütün ailelere geliyor bu mektup. Bana da gelmişti. Şimdi o free school meal deyince işte ne bileyim hani haftada bir 20 pound, 10 pound öğle yemeği parası. Tamam böyle bir olanak varsa niye vermeyeyim o zaman, niye vereyim o zaman diye ona başvuruyor ailelerimiz. Ama bunlar okullarda, bütün okullarda tabii ki bu sisteme geçiyor. Bu free school meal alan çocuklar disadvantage çocuklar olarak değerlendiriliyor. Okul tarafından. Okul tarafından. Evet. Okul tarafından, belediye tarafından. Bütün istatistiklerde öyle geçiyor. Yani mesela offset teftişleri olacağı zaman okul mesela raporlar çıkarıyor. Mesela diyor ki disadvantage dediğinizde ne oluyor? Yani bunun çok Türkçesi hani maddi olanaksızlıklar içerisinde olan bir çocuğun okul başarısı da doğal olarak düşük olabilir gibi
bir kategoriye giriliyor. Şimdi biz en son offsetten önce böyle raporlar çıktığımızda baktığımda o raporlara free school meal alan çocukların çok büyük bir yüzdesi bizim toplumumuza ait çocuklar. Ve beni çok üzdü çünkü biz aslında fakir bir toplum değiliz. Biz çok çalışkan bir toplumuz ve kesinlikle fakir bir toplumda değiliz. O yüzden hatta orada birazcık ister istemez ben de Türk olduğum için yani savunma ihtiyacı duyuyorum. Hayır diyorum ya, bizim toplumumuz fakir bir toplum değil. Biz yani eğitime çok önem veren bir toplumuz, çalışkan bir toplumuz, paramızı kazanan bir toplumuz. Yani burada da ailelerin bilmedikleri için böyle bir şeye başvuruyorlar. Yok, child tax credit alan birçok kişiye, birçok aileye geliyor bu. Bana, evet. Dediğim gibi bana da gelmişti. Şimdi bilmediği için aile buna başvuruyor. Ama çocuk bu sefer okul raporlarında çıkıyor. Disadvantage çocuk gibi. Hani maddi olanaksızlıklar içerisinde büyüyen bir çocuk gibi. Niçin öyle bir pozisyona girsin ki bizim çocuklarımızın? Biz gayet güzel, beslenen, büyüyen bir toplumuz. Anne baba çalışır, mümkün aile çalışır. Tabii, tabii ki. Yani gerçekten ihtiyacı olan aileler varsa onlar tabii ki başvuracaklar ama bilmeden yapılan şeyleri çocukların okulda durumunu biraz üzülme sonunda. Durumu düşüyor ama o düşük olması normal zaten çünkü disadvantage çocuk. Neden? Free school meal kategorisinde. Öyle bir şey yok halbuki. Birazcık tembel. Eksiyle o kadar. Başlatıyoruz. Tabii ki. Yani onun düşük olması normal karşılanıyor. Çünkü disadvantage. Hayır, disadvantage. Tembellik yapıyor. O kadar. Onun durumu. O yüzden durumu düşük olabilir. Dersleri düşük olabilir. Bu yüzden birazcık hani ailelerin o konuda dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Evet, tabii ki. Bu konularda başka bilgi verici kurumumuz var mı? Derneğimiz var mıdır? Yani bilmiyorum açıkçası. Derneklerin bilgisi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok fazla derneğimiz var burada. Yani açıkçası her hafta derneklerde program yapan birisi olarak ben böyle bir dönek rastlamadım. Yani tek eğitim konsorsiyumunu düşünebiliyorum. Ha, eğitim, onlardan tabii böyle şöyle bir açıklama bir şey, tabii ki duymadım bugüne kadar. Eğitimin içinde olmasaydım ben de bilmiyor olacaktım belki. Hani bana böyle bir mektup geldiği zaman ben direkt hani ay dedim hani haftada bir 10 pound için uğraşamam bununla falan diye düşündüm. Ama yani gazetecilik yapıyorken ben eğitime girmeden önce tam aktif olarak öğretmenliği başlamadan önce ben de bilmiyordum doğal olarak. Yani bilinmemesi de çok normal bir şey. Şimdi okula gidince baktım. Ama biliniyor yani. Tabii, işlenmesi gereken tabii bir konu. Mesela çocukların register'ları var ya, register'ların yanlarında işte çocuğun hani herhangi bir öğrenme difficulty'si var mı, öğrenme güçlüğü var mı, bir o bölüm var. Ondan sonra free school meal alıp almadığı ile ilgili bir kolon var. Yani bence çok gereksiz. Gereksiz. Eğer çünkü dediğim gibi biz, biz çok toplumuz gayet iyi çalıştığımızı yani para kazanan hani gerek yok çocuğumuzu ve iyi şartlarda tabii ki İngiliz bilmediği için zaten göçmeniz tabii bu ayrıntıları bilmiyor, bizim toplumumuzun ne şartlarda yaşadığını biz biliyoruz yani bizim toplumumuz diğer başka toplumlarla kıyasladığında biz çocuklarımızın beslenmeleri çok önemlidir. Çocuklarımızın iyi birer olması, terbiyeleri her şekilde bizim için çok önemlidir. Hani böyle bir kategorize altında olmaları beni açıkçası bir Türkçe konuşan toplum üyesi mensubu olarak beni üzüyor. O yüzden burada da hani gerçekten ihtiyaç yoksa bence yapılmamalı. Evet. İhtiyaç olan çocuklarla ilgili
bakıyorsunuz? Hı. Gerekli ilgiyi... Evet, o da burada çok ciddi bir sorun. Evet. Ne yazık ki. Şimdi dediğim gibi birçok, özellikle günümüzde birçok çocukta sorunlar var. Bu, ben bunu birazcık da bu elektronik eşyalara bağlıyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi ADHD veya ADD dediğimiz birçok çocukta mesela dikkat sorunu var, hiperaktivite sorunu var, hiperaktiviteye bağlı dikkat sorunu var. Şimdi böyle bir sorunda mutlaka dediğim gibi aile bunu tespit edip bir uzmanla görüşmeli. Bunun haricinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler var veya sel olmayan disability var. Şimdi bu çocuklar da tabii ki diğer çocuklar gibi devlet okullarında eğitim alınıyor ama maalesef bunlar yeterli değil. Sınıfta hadi o çocuklar diyelim ki 10 kişilik sınıfta olsunlar. O 10 kişilik sınıfta bile çocuk ne yazık ki eziliyor. Her ne kadar öğretmenler ilgi göstermeye çalışsa da ya da insanlar özel olarak ilgilenmesi çocuklarla yeterli progres gösteremiyorlar ne yazık ki. Bu yüzden de yine bu tür öğrenme güçlüğü olan ailelerin de özellikle bu alanda uzmanlaşmış eğitimcilerle irtibata geçmelerini ben yine üzerine basa basa tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi ben matematik öğretmeniyim. Ben uzman örgü olan çocuğa öğretilerin yaklaşılması gerekir. Mesela o benim uzmanlık alanımı aşıyor. Örnek olarak. Bu tabii ki diğer bütün öğretmenlerin uzmanlık alanını aşıyor. Yani bu çocuklara daha değişik öğrenme teknikleri uygulanması gerekir. Bunu da o alanda uzmanlaşmış eğitimciler en iyisini verebilir. Böyle de toplumumuzda da bir sürü birçok arkadaşımız var bu alanda özellikle uzmanlaşmış. Hani onlarla iletişime geçmelerini ben kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü hani çocukta öğrenme güçlüğü varsa şimdi ben o çocuğa işte işlem yapmayı öğreteceğim. Ama en basite giyerek anlatacağım. Ama dediğim gibi bu alanda uzmanlaşmış eğitimcilerin farklı teknikleri vardır mutlaka. Çok daha kısa sürede çok daha güzel sonuçlar alınabilir. Evet, tabii tüm bunlar olurken toplumumuzun içerisinde tabii ki hafta sonu okullarımız var, supplementary okullarımız. Bunların bazılarında matematik, İngilizce derslerimiz var. Bu matematik, İngilizce programın başında dediğiniz ki işte üniversiteye girerken şart iki ders. Bunları nasıl değerlendirelim diyorsunuz? Yeteri kadar var mıdır? Yoğunlaştırılmalı mıdır? Hafta sonu okullarımızda. Şimdi hafta sonu okulları aslında çok büyük bir şans bizler için. Evet. Burada çok büyük bir şans. Ama çok yeterli derecede yararlanmadığımızı düşünüyorum. Mesela aynı şekilde Rum toplumunun da böyle okulları var ve mesela biz okuldaki Rum çocuklara sorduğum zaman hepsi supplementary school'lara gidiyorlar hafta sonu. İşte öğrenmek için, kendi danslarını öğrenmek için hemen hemen hepsi gidiyor. Bizim çocuklarımızdan yani çok fazla okula gidenlere. Bir tarafı bırakalım şurada. Türkçe GCS mesela çok önemli. Evet. Biliyorsunuz hani GCS 8 tane ders, 8 tane 10 tane kadar yani Türkçe biz her şekilde evde Türkçe konuşuluyor. Ve bu ana dilden zaten çocuklar konuşmayı biliyorlar. GCS'ye girilmesi bir tane GCS'i cepte. Her şekilde kabul ediliyor. Hatta birkaç tane benim A-level öğrencim Türkçe A-level yaptılar. Türkçe A-level tabii biraz daha zor. Ama yaptılar. Direkt hemen üniversite için çok yani cepte garanti. Çünkü ana dili zaten.
ana dili bazı teknikleri öğrenmesi lazım. Dil bilgisi kurallarını öğrenmesi lazım. Okumayı, yazmayı, kompozisyon yazmayı geliştirmesi lazım. O kadar, ama konuşmada herhangi bir problemi yok zaten çocuklarımızın. Hepsi gayet güzel konuşuyorlar. O yüzden mesela Türkçe eğitimi için zaten çok gerekli. Mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tane GCSE hazır, cepte. Ve buradaki Kuzey Londra'daki okullarda da zaten GCSE sınavın, Türkçe GCSE yapılıyor. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ailelerin çocuklarını Türk okullarına göndermelerini. Sizin de dediğiniz gibi bazı okullarda ekstra matematik, matematik İngilizce dersleri de veriliyor. Aslında mesela çocuklarımızı sürekli gönderdiğimiz Türkçe okullarında talep yoksa bile, talep edildiği zaman ben eminim bir organizasyon yapılıyor diye düşünüyorum. Talep doğrultusunda. Minik sınıflar açılabilir belki. Hani dediğim gibi hani özel ders alma imkanı olmayan, dershanelere gönderme imkanı olmayan aileler biraz daha uygun şartlarda bundan yararlanabilir. Kesinlikle varken bunların çok olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii şeyleri nasıl değerlendiriyor? Okullarımızda işte müfredata giremedik maalesef. Bir iki yerde tanıyorum var. Onların dışında yok. Çoğalması esasında. Kesinlikle. Kesinlikle çoğalması gerekir. Tabii bunun. Kesinlikle. Bu yönde çalışma var mıdır? Yani çalışma şu anda ne boyutta bilmiyorum açıkçası. Ben de bilmiyorum o detaylarını. Şu andaki hangi aşamadalar. Ama kesinlikle müfredata geçilmeli ve çocuklarımızın çok güzel. Yani mesela geçenlerde bir arkadaşım çok güzel Türkçe konuşuyor. Bir kitaptan bahsediyorduk. Mesela Türkçe kitap ama ben okuyamıyorum diyor. Evet. Yani mesela hani bırakın GCSE'yi, şunu, sınavları boş verin. Yani sonuçta kendisi için, genç için. Yani çocuklarımızı yazmasını istiyoruz. Türkçe yazabilmeliyiz sonuçta. Değil mi? Benim de bir çocuğum var mesela. Ben oğlumun çok güzel Türkçe yazabilmesini, okuyabilmesini isterim. Çünkü ana dili Türkçe. O yüzden hem çok geliştirilmesi lazım hem de talebin artması lazım diye düşünüyorum. Bu hafta sonu okullarımıza. Evet, yani Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyebilir yani İngiltere'de sizler pasaport almak için, yerleşim hakkı kazanmak için İngilizce bilmelisiniz. Aha. Burada da okuma yazma bilmeniz gerekir. Tabii ki o dersen olacak yani. Tabii ki o olacak. Kesinlikle. Öğrenmelere gerek. Kesinlikle. Artı öyle işim gibi değil. Yani çok güzel Türkçe okuyabilen, yazabilen mesela buradaki devlet o çok güzel ileri düzeyde Türkçe biliyor olmanın öyle ciddi avantajları var ki ne bileyim metropolitan polis olsun, MFA'da bile geçenlerde ilan vardı mesela çok iyi Türkçe konuşup yazabilen çevirmen aranıyor diye. Hani hep çocuklarımızın üniversite bitirmelerini istiyoruz tabii ki. Tabii ki inşallah hepsi bitirecek ama diyelim ki gidemediler. Evet, Türkçelerini kullanarak çok güzel imkanlarda çalışma olanağı sağlayabilirler. Sadece konuşmak yeterli çok değil ama. Çok büyük şirketler. Tabii ki, tabii ki buraya kesinlikle. Kayıyor. Dünyada her yere kayıyor Türk şirketler. Elbette. Veya Türk şirketlerle çalışmak isteyen diğer İngiliz, Amerikan Tabii ki. Yani hep derlerdi hani bizim zamanımız hep derlerdi bir dil bir insan, iki dil iki insan diye böyle bakmak lazım oluyor. Ama ne yapacağız? Türkçe öğrenip de zaten konuşuyoruz diye düşünmemek lazım. Çok güzel okuyabilmeli, yazabilmeli. Yani o Türkçeyi kullanarak bu ülkede çok güzel yerlerde çalışma imkanları var. Yalnız polis dediniz, polisteki Türk arkadaşlar da yaptıkları görevleri başındayken Türk vatandaşlara Türkçe konuşmaya özen gösteriyorlar. Türkçe anlaşmaya özen gösteriyorlar. Bu da esasında bir gösterge. Tabii. Yani okullarda bile evet. İşte dediğim gibi yani sonuçta özellikle... İşte eğitmenlerini tutuyorlar Türkçe. Tabii ki. Türkçe anlıyorlar, koyuyor. Tabii İngilizce yazıyorlar fakat iletişim Türkçe. Tabii ki.
Yani şöyle söyleyeyim, mesela normalde diyelim ki okulda ben matematik anlatırken çocuğa Türkçe anlatırsam bir şey anlamıyor doğal olarak. Burada okula gittiği için hani o tabii ki hep İngilizce anlatıyoruz ama mesela davranış problemi olan bir öğrencime, bir Türk öğrencime diyelim ki okul sonrasında seninle konuşmak istiyorum dediğim zaman, geldiği zaman ben Türkçe iletişim kuruyorum. Yani inanılmaz faydası oluyor. Yani insanın ana dilinde iletişim kurması her açıdan farklılık yaratıyor. After school club'ları nasıl buluyorsunuz? After school club'larda yani, tabii ki homework club'lar var. Bazı var. Spor yeteri şeyleri kadar var mıdır? Yeteri kadar. Bazı okullarda var aslında. Her gün değişik aktivitelerin olduğu kulüpler var. Tabii ki yani çocuklar için çok avantajlı olduğunu avantajlı. Tabii ki. Olmalı. Tabii ki. Olmalı. Evet ve yayılmalı da. Tabii esasında. Ki. Evet, programımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsaydı alalım. Muhakkak ki supplementary okullarda matematik, İngilizce bölümlerinde daha fazla yararlanmak isteyen okullarımız bu kurumlardan yararlanabilirler. Sizlerden yararlanabilirler. Tecrübenizden yararlanabilirler. Tabii ki. Seve seve. Yani toplumumuz içinde çok değerli öğretmenler var. Evet. Yani çok da ulaşılabilir durumdayız hepimiz. Elimizden geldiğince tabii ki yardımcı oluruz seve seve her birimiz. Eğitim veren başka kurumlar var. Derneklerde eğitimler veriliyor. Aileler bunlardan lütfen yararlansınlar. Ve benim tavsiyem en azından çocuğun okuluyla iletişim kuracak kadar İngilizce öğrenebileceklerini düşünüyorum. Tabii ki bir ana dilimiz gibi İngilizce konuşacak değiliz belli bir yaştan sonra ama en azından okulda bir öğretmeniyle çocuğun iletişim kurabilecek, en azından onun yazışmalarını takip edebilecek kadar veya ne tür yazışmalar yapıyor. Mesela şey diyoruz, işte oğlum benim süper canım İngilizce süper ama nasıl süper? Yani öyle bir argo var ki çocuklar arasında. Çok üzücü çoğu zaman. Tabii aile bilmediği için ne konuştuğundan haberi yok. Yani belki annesinin yanında arkadaşıyla telefonda konuşuyor ama o konuştuğu İngilizce gerçekten kötü bir İngilizce. Yani en azından aslında çocuğu da veya genci de zor durumda bırakıyor böyle yaklaşımlar değil mi? Aslında çocuklar da bilmiyorlar gerçekten çok argo konuştuklarını. Veya bilenler de susup kalıyor çünkü. Tabii yani okullarda ne, öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki Songur Bey inanamazsınız. Şimdi mesela bazı Türk öğrenciler diğer milletten öğrencilere öyle şeyler öğretiyorlar ki Türkçe. Evet. Bazı hareketler, bazı küfür kelimeleri. Şimdi çocuklar bazen farkında olmadan benim yanımda söylüyorlar onları. Şöyle bir bakıyorum, özür dilerim mi istiyorlar, sizin Türk olduğunuzu unuttum veya çocuklar... Birkaç tane öğretmen arkadaşım geldi, şu ne demek diye. Dedim, hiç öğrenmek istemeyeceksin emin ol. Evet, öğrenciler söylüyorlardı böyle de. Yani böyle şeyler yapıyor bizim. toplumumuzun yaramaz çocukları. Onlarla da ben hani dediğim gibi o... Bir de özellikle kendi toplumun çocuklarına karşı çok özel hassasiyetim var. Onların çok iyi olmalarını istiyorum. Hep uyarıyorum böyle şeyler yapmayın, çok ayıp. Yazık ailelerinize. Sizi buraya iyi eğitim görün diye gönderiyorlar diye. Ama hem Türkçe'de hem İngilizce'de çok çirkin şeyler konuşuluyor. En azından evet. O çirkinlikleri yakalayabilecek kadar İngilizce öğrenmeliler. Evet. Eğitim konsorsiyumu veya herhangi birileriyle ilişkiniz var mıdır? Yani Türk öğretmenlerimiz bir bağı var mıdır? İşte ateşelikle veya işte eğitim müşavirliğiyle veya eğitim konsorsiyumuyla. Öyle bir şey yok. Böyle bir davet de almadım ben bugüne kadar. Bilmiyorum. Gazeteciyken konsorsiyumla tabii ki çok iyi ilişkilerimiz vardı ama tam anlamıyla full time öğretmenliğe başladıktan sonra herhangi bir iletişimim olmadı açıkçası.
Aslında olmalı. Yani eğitim konsorsiyumuna yani, burada çok nerededir? Büyük bir şey düşüyor. İnsan Hanım nerededir? Hangi okuldadır? Ne yapıyor? Tabii ki bütün öğretmen. Dediğim gibi çok değerli öğretmenler var. Bireysel olarak birçok öğretmenle tanışıyorum. Evet. Görüşüyoruz arada sırada. Konuşuyoruz. Böyle sorunlarımızı paylaşıyoruz ama bir kurum olarak tabii ki daha fazla toplantılar. Bunu bilmeleri gerekir. Tabii ki. Yani mesela toplantılar yapılabilir. Ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları çok sıklıkla yapılabilir. Aileler daha fazla bilinçlendirilebilir. Çünkü gerçekten bu konuda bilgiye de aç aileler. Hani biliyorum mesela okuldan bir yazı geliyor, bana soruyor. Burada ne diyor, hiçbir şey anlamıyorum. Hani bir çocukların işte karneleri diyelim, raporları geliyor ama aile hiçbir şey anlamıyor. Bunlarla ilgili bilgiler verilebilir. Daha çok toplumumuzu ve eğitim konusunda bilinçlendirmeli. Özellikle annelerimizi. Hani babalar daha yoğun çalışıyorlar ama annelere mesela düzenli toplantılar yapılabilir. Evet, muhakkak ki sizin gibi öğretmenlerin nerelerde olunduğunun en azından tabii bir listesi olması. Tabii işte ki. After okulların açılmasında, müfredatın içerisine girilmesinde. Halbuki nasıl gideceğiz müfredatın içerisine? Ailelerden gelen isteklerle, çocuklardan evet, gelen isteklerle, tabii öğretmenlerden gelen isteklerle değil mi? Yani tabii bir ayağı da öğretmenlerimiz bu konunun. Tabii, tabii. O yüzden nasıl girebileceğiz? Yollardan bir tanesi de bu ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Tabii, tabii aslında. Böyle bir de dezavantajımız tabii, yani var. Herhangi bir soruyla karşılaştığımız zaman seve seve hepimiz yardımcı oluruz. Bütün arkadaşlarım, ben de dahil olmak üzere. Ama dediğiniz gibi geniş tabii, bir toplumumuz var. Geniş bir toplumumuz ve hepimizin ortak amacı toplumumuzu gerçekten bir yere getirmek. Ben istiyorum ki bir Türkçe konuşan öğretmen olarak bizim toplumumuz hep üst seviyede olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle program yaptığınız için ve beni davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman zevkli program gerçekleştiriyoruz sizinle. Teşekkür her zaman ederim. Çok can alıcı noktalara değiniyorsunuz. O yüzden de teşekkür etmek istiyorum. Evet. İnşallah sizi yine yakın gelecekte yine burada ağırlarız ve yine eğitimde olan gelişmeleri bizlerle paylaşırsınız. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşam Sanem Hanım'la eğitimi eline boyuna tartıştık. Okullarımızda neler oluyor? Supplemental okullarımızda neler yaşanıyor? Okullarımızdaki öğrencilerimizin ilkokul çağından orta okul çağında ne gibi problemler ve tabii ki GCSE'lerin, SAT eksamlarının, GCSE'lerin, neyle bunların önemini bize Sanem Hanım aktardı. Gerçekten çok önemli. Ailelerimiz bu bağlamda büyük sorumluluk var ailelerimizin üzerlerinde. Onlar da muhakkak, herkes bunun farkında ama yine Sanem Hanım'ın yine profesyonel bir insanlığı aldığımız görüşler bunlar. Sadece okula ve öğrenciye bırakılmamalı. Özel dersler alınabiliyorsa alınsın ve tabii ki aile desteği şart. Supplementary okullarda, Türk okullarımızdaki muhakkak ki müfredata geçişte veya after school'ların artırılmasında öğretmenlerimizin de bir ayağı bu veya aileler daha fazla istemesiyle, öğrencilerin istemesiyle Türkçe derslerin verilmeleri tabii ki bunlar bildiğimiz konular ama öğretmenlerimizin esasında nerede olduğunu bilen bir kurumumuz, eğitim konsorsiyumumuz mudur bu bilmiyorum, eğitim ateşliği midir, eğitim müşavirliği midir bilmiyorum ama bilen var mıdır? Burada geniş bir toplumumuz var. Bu geniş toplumumuz İngiltere'de, Londra'da, her yerde öğretmenlerimiz var. O bakımdan bunlar kullanılabiliyor mu? Bu da bir başka bir soru işareti. Evet, yetkililere bunları da soracağız ileriki programlarımızda. Haftaya yeni konuklarla tekrar birlikte olma dileğiyle iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.